Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısı sizlerin desteğiyle büyüyen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 61.300 olduk. Sevdiklerinizi kanala abone ettikçe, video izledikçe, videolara beğeni attıkça, yorum attıkça, reklam izledikçe, reklam tıkladıkça yani kısacası kanal için bir şeyler yaptıkça kanalımızın büyümesi hızlanacak. Arkadaşlar sakin kafayla çekmek için videoyu bayağı bekledim. Bilginiz olsun. İsmail Kartal'ın Dogoresk maçından sonraki açıklamalarıyla söze başlayayım. Yani enteresan şeyler oluyor. Şimdi UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Ludo Gores'te. yanlış anlamayın tabirimi mazur görün ama bile bile yenildi. Yani bile bile yenildi. Böyle bir şey yok. Hani lider hala Fenerbahçe ikinci yarı toparlanarak başladık. Onlar da iyi savunma yaptı. Top bizde çok fazla kaldı ama gol pozisyonu üretemedik. Rakip iyi kapandı. Kontrol atakta ikinci golü buldular. Kaybettik. Üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelen taraftarlardan özür dileriz. Bu grubun lideriyiz. Hala Fener bu grubun lideri hala Fenerbahçe. Şimdi Adana Demirspor maçına bakacağız dedi İsmail Kartal kısaca. Yine açıklamalar var. Yani buradaki taraftarlarımız bir özlem çekiyordu. Bize çok güzel sevgi gösterisinde bulundular. ya yani bir galibiyet bir puan istedik ama beklemedik bir mağlubiyet. Özür dileriz diyor. Yusuf Akçiçek 17 yaşında sezon başından beri ara ara antrenmanları alıyorduk. Son 3 haftadır tamamen bizimle çalışıyor. Böyle bir maçta oynatarak ona olan güvenimizi gösterdik. Güzel bir maç çıkardı. İnşallah üstüne koyacak. Gelişimine katkı sağlarsak ne mutlu bize. Yani böyle bir maçta ilk defa oynadı ama güzel performans. Milli maç arasında sakat oyuncuların tamamına yakın aramıza katılacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar sadece BKO malum. Aslında maça iyi başladık. Fena başlamadık. Oyunun başında bir iki tane net pozisyon vardı. Değerlendiremedik. Sonra oyunda rakip takım dengeyi buldu ve bir gol buldu. Devreyi bu şekilde kapattık. İkinci yarı iyi başlayan ve toparlayan taraf bizdik. Top bizde olsa da çok fazla pas yapsak da çok fazla pozisyon üretemedik. Rakipte 1-0'ı korumak için iyi savunma yaptık. Kontradan buluplar ikinci golle maçı kaybettik. Üzgünüz diyor. Kısacası. E, yani alt yapıdan gidiyoruz. Hani alt yapıdan bir oyuncuyu A takıma mutlu eder miyiz diye çok uğraşıyoruz. Kendisine güvendiğimizi göstererek. Hani hataları var elbette ama hataları olsa da 17 yaşında bir evladımız. Kendisini tebrik ederim diyor. Crespo'nun sarı kartı vardı. Riske etmek istemedik. İsmail de zaten cezalıydı. Yani ligde cezalı biliyorsunuz. Onunla devam ettik. Miha yerine ön tarafa Şimanski'yi aldık. Yani bak şimdi İsmail Kartal aslında güzel bir savunma yapıyor burada. Ön tarafa hareketlendirmek istedik. Gol atıp maçı dengelemek hedefimizdi. Çift santrafora döndük. Yine olmadı. Cengiz'i kanada aldık. Yine olmadı. Bütün yapmamız gereken hamledir aslında yaptık. Ancak net pozisyonu üretemediğimiz için kaybettik diyor. Yani İsmail Kartal aslında şunu söylüyor. Ya arkadaş ki ben hani maçı kazanmak üzere yaptım ama olmadı. Ben ne yapabilirim daha diyor. Haklı mı haksız mı siz belirteceksiniz. Şimdi saha içinde oyuncuların devam etmelerini bekledik. Her değiştirdiğimiz, değiştirdiğimiz oyuncu reaksiyon vermeyebilir. İkinci yarı süre bence belki daha fazla bir şey verebilir, üretebilir dedik. Bazı oyuncuların yerlerini değiştirdim, bekledim. Olmayınca 60 ve 75'te 4 tane çok önemli oyuncuyu oyun aldım. Hani maçı çevirebilmek için önemli yaptık ama olmadı. Bu maçtan sonra Rudogorest de matematiksel olarak kendisini potaya soktu. Biz kaybettik. Önümüzde iki maçımız var. Bu iki maçtan 4 puan aldığımızda bu gruptan çıkmayı her türlü garantiliyoruz. Tabii bu puanları alabilirsek futbolla oynanmadan hiçbir zaman maç aldık diyemeyiz. Alabileceğimizi düşünerek konuşuyoruz diyor İsmail Kartal. Peki yazarlar ne diyor? Şimdi İsmail Kartal'ın penceresi. Arkadaşlar Uğur Meleke ciddiyeti korumalı diyor. Fenerbahçe Asya'da karma bir takımla çıktı maça. 17 yaşındaki solak stoper Yusuf Ayçiçek'e tebrik ederim. Dizleri hiç titremedi. Fenerbahçe kalan iki müsabakada ciddiyetini korup grubu lider tamamlamalı. Böylece hem son 32 turunu pas geçmiş olacak. Hem konferans liginde galibiyet başına 600 bin euro gibi ciddi bir ödül söz konusu diyor. Ya Fenerbahçe ciddi olmalı diyor açıkçası. Bildiğiniz gibi Douglas Fenerbahçe ile ilk maça çıkmadan önce yapmıştı teknik adam değişikliğini. Fenerbahçe ilk maçta güçlük çıkartmıştı. Uzun topları ve tekbe kuvvetiyle tehditler yaratmışlardı diyor. O günden sonra ligde 3-3 yaptılar. Dün de iç sahada Fenerbahçe'ye karşı değerli toplu bir takımla daha etkili futbol sergilediler. Düzenli oynamayan diğer oyuncular, Kent her konferans ligi maçında olduğu gibi yine dağınıktı. Batu şu an istekli ama bitiricilik konusunda problemli bu Polonyalı merkez ortası oyuncusu Piotrowski'ye karşı üstünlük sağlayamadılar. İki maçta da harika oynayan Piotrowski dün fark yarattı zaten. Fenerbahçe ciddiyetini korumalı diyor. Cümleler ne eksik ne fazla tam. Gürcan Bilgiç Cengiz kendini sorgulasın. Aslında ilk işareti İsmail Kartal maç öncesi basın toplantısında verdi. Beraberlikten bahsetti. Cebindeki 9 puan, önündeki Adana depresmanı. Ludogoresk maçın aman bir tatsızlık çıkmasın seviyesine taşıdı. Bu yaklaşım elbette oyuncuları da etkileyecekti. Üst üste gelen sakatlıklar, Trabzonspor mağlubiyeti ve ligin daha önemli olması otomatik fren sistemini devreye soktu. Arkadaşlar bakın Gürcan Bilgeci şu yazısı şuraya kadar enfes. Yani enfes. Böyle bir maçta yedekse Cengiz Ünder de kendini sorgulamalı. Sezonun en pahalı yatırımı kendisi diyor. Haksız mı? Ya ben herhangi bir şey görmedim. Ya İsmail Kartal beraberlikten bahsetti. Oyuncular Hani etkilendi aslına bakarsanız. Çünkü bu yaklaşım oyuncuları etkiler. Üst üste gelen sakatlıklar, Trabzon mağlubiyeti, ee, Kadıköy'de daha iyilerdi. Hani Ludogores aslında Kadıköy'de daha etkili ve korkutucuydu. Bu kez Livakovic'in burnunun dibine gelemediler. Yani gelmesine de gerek yoktu. 70 metreden vurdu adam. Livakovic hareketsiz. Yani ilk defa 17 yaşındaki Yusuf nerede duracağını bilemeyen Jaden'in stoper olduğu takımda beklenmeyen bir sonuç bu. Crespo'ya sarı, sarı kartı getiren de bu stoperlerin geriye doğru çekilerek pozisyon alması. Takım boyunu uzatan refleks bu ne yazık ki kaçınılmaz. Yani stoperler tecrübesi olunca takım boyu uzadı diyor. Hani maçı az seyrettiğimiz oyuncular üstünden yorumladığımızda da umut yok. Kent sahip bu fırsat maçında da buradayız diyemediler. Cengiz de kendini sorgulamalı diyor. İsmail Kartal gerçekleri görmeli Ömer Üründül. Kesin diyecek ki Fred'le Tadic'in şeyi geri, geriye düştü. Kondisyonu kesin. Yenilgi çok önemli değil. Fenerbahçe son maçta grubun en zayıf ve iddiasız takımını İstanbul'da yenerek gruptan çıkar. Ama birinci olur mu? İşte o soru işareti. İsmail Kartal'ın artık gerçekleri görmesi gerekir. Tadiç her zaman söylediğim gibi fizikten düştü. Yürüyerek oynuyor. Şimanski'de düşüş var. Yani arkadaşlar adam sırf bu cümleler üzerine 8-9 haftadır yazı yazıyor. En önemlisi İsmail Yüksek'te düşüş başladı. Ha şimdi İsmail Yüksek'te hedefe gelmiş. Geko'yu da oynatmayarak kuvvetlendiremezsin. Lan oynatsa düşüş başladı. Oynatmasa oynanmayarak kuvvetlenemez. Kartal'dan Ademir Spor maçından sonra milli takıma gitmeyen oyuncularına izin vermeyerek kondisyon yüklemeli diyor. Şimdi bak. Tadic'i dinlendirmeli diyor. Çok yoruldu. oldu. Çaptan düştü ama Ceko diyor oynat. Tadiç 34, Ceko 37 yaşında. Yani bilin diye söylüyorum. Ercan Güven Trabzon maçının 3. devresi. Ses var ama görüntü yoktu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe oyuna sanki Trabzonspor'un 3. devresi gibi başladıysa Diğer sebep İsmail Kartal'ın orta sahayı savunmanın yükünü azaltmak için dinamik değil tedbirli kurmasıydı. Fenerbahçe durdu mu geriledi mi şanssızlık mı yaşadı Adana Demirspor karşısında belli olacak. Ama bir fren söz konusu değil mi? Yani Trabzon maçında yaptığı frenin izleri aslında Bulgaristan'a kadar uzadı diyor. Hani Fenerbahçe Süper Lig'e bakmak zorunda. Maçın tek artısı Yusuf. Ee, aslında Adana'da belli olacak diyor. İlker Yağcıoğlu en önemli maça çıkacaklar. İlker Yağcıoğlu son iki maçları Fenerbahçe'nin hücumda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz. Ceza alanına kadar gitmekte fazla problem yaşamasa da gole çevirmede oyuncuların yüzdeleri çok düşük. Bu maçın telafisi var. Fenerbahçe gruptan çıkar. Üst üste iki yenilgi oyuncuların teknik eğitim ve taraftarın özgüvenini sarsar. Bu yüzden Adana Demirspor maçı şu ana kadarki en önemli karşılaşma olacak. Şimdi buraya kadar okuduğunuz şeyden ne anladınız? Ümitsizlik anladınız. Ne pompaladılar? İşte ya Fenerbahçe iyi hoş ama yani yani Ludo maçında da bu kadar pasif olmamalıydı falan filan Inter Milan. Bir kere hepimiz hem fikiriz. Hepimiz hem fikiriz. Yani hem fikir olmayan varsa futboldan anlamıyordur. Onu bir aramızdan çıkartalım. Hepimiz hem Ancak burada şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. 3 tane futbolcu çıkartıyorum Galatasaray'dan. 2 Icardi'yi çıkarttım. 1 Torreira'yı çıkarttım. 2. Muslera'yı çıkarttım. 3. Hocam aynı mevkiden olsun. Aynı mevkiden o yapalım. Dur. Ee, neydi o yabancı? Davinson Sanchez'i çıkarttım. 1. Abdülkerim'i çıkarttım. 2. Torreira'yı çıkarttım. 3. Galatasaray'dan 3 oyuncu çıkarttım, sürün sahaya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın en önemli oyuncusu Torreira Moraira'ydı hakemler. Süper Lig'de hakemler Galatasaray maçını adil yönetsin. Bu 3'ü oynasa da sıkıntı olmaz. İzleyin bir görün. Yine de diyorum bak 3 oyuncu çıkart. Beşiktaş, Trabzonspor, başka takımlar hani dünyanın her takımını uygulayın. 2 stoperin yok. Orta sahada kütürük eriği 8'in yok. Ben sadece şey maçından bahsetmiyorum ha yanlış anlamayın. Rudogoresk maçından bahsetmiyorum. Rudogoresk maçı aman sakatlık vermeyelim Ali Rıza Efendi. Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Efendi maçıyla. İsmail Kartal şunu demiştir. Sakatlanmayın. Rölantide oynayın. Kas gruplarınızı zorlamayın. Çünkü cuma günü perşembe oynandı maç. Cuma günü bitti. iki gün boyunca oynanan bir maç gibi oldum. Gecenin o saatinde döndük. Cuma günü çıkıp da biz burada idman yapamayız. 10 Kasım var bilmem ne var şu var bu var. Cumartesi günü sabah idman yaparız. Onda da muhtemelen ter idman olacak. Hani kondisyon çubuğu yüklemesi olmayacak. Pazar gününe kadar dinleneceğiz. Pazar günü sahaya çıkacağız diye muhtemelen söylemiştir. Şimdi biz aslına bakarsan Rudogoreski maçını sadece idman maçı olarak gördük. Bana kalırsa bir hazırlık maçı olarak gördük. Ama bu benim fikrim. Katılmayabilirsiniz. Peki ne kaybettik? 500-600 bin euro. Hani galip gelseydik. Peki 1-0 kazansaydık bu sefer de o sayıyla Ferdi sakatlansaydı. ister miydiniz? Bakın Galatasaray Bayern Münih'e yeniliyor. Galatasaray taraftarı ezdik, geçirdik, şöyle yaptık, böyle yaptık, uçtuk, kaçtık. Sonuç ameliyata girdik. Ameliyat çok iyi geçti. Dünyaca ünlü doktorlar geldi. Sonuç hasta öldü. Oğlum bana hastanın ölüp ölmemesi, bana hastanın yaşaması lazım. İsterse köylü Mehmet gelsin, köylü Ahmet gelsin, fark etmez doktor olmayan köylü adam gelsin, hasta yaşasın yeter. Anlatabiliyor muyum? Ama güzel PR kasıyorlar. Bak Galatasaray taraftarına Fenerbahçe taraftarı arasındaki fark bu. Galatasaray taraftarı güzel PR kasıyor. Mustera 90 dakika 10 tane %100'lük çıkarsın. Bir tane hatalı gol yesin. Bir sıfır maçı kaybetsinler. Galatasaray taraftarı Mustera'nın anasını avradına sövmez. Yaptığı 10 kurtarışı gösterir gösterir gösterir. Canın sağ olsun Mustera. Fenerbahçe maçında Livakovic 10 kurtarış yapsın. Bir tanesini yesin. Fenerbahçe 2-1 kazansın. Bak kaybetsin demiyorum 2-1 kazansın. Biz bunu nereden aldık? Bu çöpü nereden aldık? Çöp bu. Ben söylemiştim. Çöp 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 çöp. Aramızdaki fark şu. Hocam ben Zaystan Crespo'yu eleştirdim. Sen bana küfür ettin diyor bir tanesi. İspatlamazsan adam değilsin. Zayt da Crespo'nun sözleşmesini uzatılmasın diyen bir Allah'ın kulu vardı o da bendim. Hepiniz burada Zayt'sın şebekliğini yaparken ben burada gitsin sıradan standart topçu dedim. Fenerbahçe'ye ihanet ediyor kimseyle anlaşamadı. Beşiktaş da bizi tehdit edip sözleşme aldı gönderin dedim. Dalga geçtiniz. Açık net söylüyorum. Crespo, Zayt, Devras'la sözleşmesini feshedin. Vallahi feshedin billahi feshedin. İsmail Bartu deyin. Fred deyin Mert Hakan. Şimanski Lincoln'u iyileşiyor. Şimanski Lincoln İrfan Can Kahveci deyin. Yemin ediyorum daha çok kâra geçeriz. Vallahi billahi daha çok kâra geçeriz. Yine de bak Zayt'sı Crespo'yu satın alma opsiyonu falan kiralamak isteyen varsa gönderin. Bir de sözleşmesini uzatıyoruz Crespo'nun. Lan at Samandıra'ya. Neyse. Bunlar uzun mevzular. Ben şunu söyleyeyim size bak. Ben önce şunu söyleyeyim. Aslında biz bu Ludogoreski çok yenerdik. Ludogoreski çok fazla eksiler artıları vardı biliyor musunuz? Mesela o Ludogoreski Fenerbahçe maçının 10 şifresi diye bir Haber vardı. Ben normalde canlı yayında okuyacaktım ama unuttum açıkçası. Türk takımlarına galibiyeti yoktu. Artık var. Bulgar ekiplerine sonuç maçta yenilmedi Fenerbahçe. Artık yenildi. Üst üste 3 yenilgiyi 2022'de yaşamış burada Goresk. Haliyle burada buna dikkat etmek lazım. Son 21 maçta sadece bir yenilgisi var. Fenerbahçe'nin şimdi 2 oldu. Son 2 sezonda evinde 4'te 3 yani evinde oynadığı 4 grup maçın 3'ünü kazanmış burada Burada tehlikeli olacağını bilmeliydik. Fenerbahçe bir ilkin peşinde ilk kez üst üste 5 dış saha galibiyet almak için sahaya çıkıyordu. Konferans liginde Douglas kalesine gelen 16 şutun 9'u kendi kalesine goller hariç gol olmuş. Yani kalesine gol çe şut çektim. Piotrowski'ye dikkat. Konferanstaki ilk grup maçında Spartak Tırnava kalesine gönderdiği 4 şutta da isabet bulup 2 gol kaydetti. Daha sonraki ilk karşılaşmada çektiği 5 şutta isabet sağlayamadı diye bak. Üç takımdan biri Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Eintracht Frankfurt Fiorentina ile birlikte en fazla oyuncusu yani 2'den fazla gol atan 3 takımdan biri Fenerbahçe, Bahçuha, İzac, King atmış. İrfan Can Kahveci bu sezon Avrupa Kupalarına 4 gol atmış konferans ligi elemeleri. Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa Kupası sezonunda rakip fileleri daha fazla havalandıran sadece 2 oyuncu var. Tunca Şanlı 6, Semih Şentürk 5 gezmiş. Yani maç başlamadan ben bunu okuyacaktım size. Unutmuşum arkadaşlar bakın. Piotrowski'ye dikkat. Görüyorsunuz değil mi? Ya bazı şeyleri açıklamaya gerek yok. Ha. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Abi yıllar sonra işte bulduk dediğimiz stoper ikilisi sakatlanmış. Abdülkerim Durmaz'ın cümleleri çok güzel. Takımın her şeyi Fred yok. Ceko, İrfancan, Şimanski kenarda. Fenerbahçe zaten grupta rahat durumda. Bu panik niye? Şimdi arkadaşlar bakın. Harbi söylüyorum bu panik niye? Ya ben şunu söyleyeyim. İrfan Can Liva Koç benim için fark etmez. Açık söyleyeyim. Adana Demir maçında İrfan Can, Kahveci kaleci olsun benim için fark etmez. Uta'yı kabul. As oyuncu. Ferdi kabul. As oyuncu. Ki bana kalırsa Fenerbahçe'nin as oyuncusu sağda Ferdi, solda Osterwold olmalı. Bu benim fikrim. O sahide en azından hamle oyuncusu diri sağ bek olarak ya da derbi maçlarında ee, rakip kanatları kovalayacak bek olarak oynamalı. Neyse. İsmail Yüksek o da okey. Bak Samuel 1, Ferdi 2, İsmail 3. Kabul. Tadiç 4. Kabul. Livakovic'i de kısmen say 5. 5 tanesi ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu. Okey. 6 tanesi Osterwolde, Yusuf Akçiçek, Crespo, Zayt, Kent, Batşuay. Şimdi ben kadroyu değiştirdim. Yusuf Akçiçek yerine Bekao koydum. Osterwolde yerine Ciku koydum. Crespo yerine Fred'i koydum. Zayt yerine Şimanski'yi koydum. Kent'in yerine e, ee, İrfancan kahve, ve Cibat şu an yerine Ceko'yu koydum. Fenerbahçe 4-1-4-2 falan alırdı maçı. Haksız mıyım? Adana Demir maçında ne yapacaktın? Bu kadroyla mı çıkacaktın? Ya arkadaşlar kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Maçtan önce eyvah dedim ben. Şeyin maçı berabere bitti ya. Diğer maç gruptaki tırnavanın maçı. Eyvah dedim o maç berabere tamam. Biz de puan kaybettik. Çünkü ampul gibi belli. Bizimkilerin ne amaçla çıkacağı. Arkadaşım bulduk dediğin stoperi kes Bak bunlar basit şeyler değil. Hocam Galatasaray niye sakatlık yaşamıyor? Ya doping yapıyorlar. Oyunculara doping yapıyorlar. Ya Amerika'dan iğne var. Şey vardı ya şalyon futbolda. Amerikalı bilim adamları geliştiriyordu. İğneyi vuruyorlardı. Ne sakatlık oluyor. Ne bir şey, hiçbir şey işlemiyordu falan. Ya öyle bir şey var. Sizin mantığınıza göre. Ya Galatasaray bir palavra yapıyor. Fenerbahçe'ye sakatlık üzerinden sosyal medya algısı yapasın diye. iki ay yok Mustera deyip. Bak oynuyor. Lan adamları iki ay yok denilen oynatıyor deyip. Bir algı peşinde. Ya da böyle bir şey var. Bakın Fenerbahçe'de bir Fred müjdesi var ancak Fred tehlikesi var. Ben önce bunu belirteyim. Şimdi hatta ben size hem Fred hem Ciku müjdesi desem inanmayacaksınız. İnanın. Öncelikle buna inanın arkadaşlar. Şimdi ee, sakatlığını atlatan Fred saha çalışmalarına başladı. Bakın şimdi takımla çalışmalara başladı cümlesini kuran arkadaşları ne olur? atsınlar işten. Bu arkadaşlardan bir cacık olmaz. Bu arkadaşları işten atın. Harbi söylüyorum. Bu arkadaşları işten atın. Bu arkadaşlar futboldan anlamıyorlar. Fred saha çalışmalarına başladı. Takımla çalışmalara değil. Adana Demirspor Spor maçında kadroda olması bekleniliyor. Bu sezon 14 maç 5 asist. Fenerbahçe 12 Kasım Pazar günü Adana Demir deplasmanına konuk olacak. Fred idmanda yer aldı. Bu bir güçlendirme idmanıdır. Bu bir e, bireysel çalışma idmanıdır. Bu takımla çalışma değildir. Hani takımın yapmış olduğu çalışmalara katılma değildir. Bu sadece bir idmandır. Şunu belirteyim arkadaşlar. Fred ve Ciku'ya gelin. Şimdi Ciku iğneyle oynayabilir. Bilginiz olsun. Yani pazar günü Ciku iğneyle oynayabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Böyle bir ihtimal var. Fred'in kasık sakatlığı. Şimdi kasık sakatlığındaki bir adam bu maç çok önemli diye öyle bir maçta oynatılır mı? Bu tartışma konusu işte. Bak kasık sakatlığı yaşayan bir adamdan bahsediyorum. Böyle bir maçta oynatılır mı? Bu çok riskli bir olay. Önce onu belirteyim. Bu aşırı riskli bir olay. Kasık sakatlığı. Allah göstermesin. Nüksederse iki ay yok. Bu riski İsmail Kartal göze alır mı? Sezonun başından beri atıp tutuyor. Bizim makinamız var, bizim cihazımız var. Sakatlığı biliyor, her şeyi biliyor. Bilmediği bir şey yok. Her şeyi biliyor deyip hadi çıksın o makina da görelim. Şimdi makinanın zamanı, şimdi makinayı görme zamanı. Arkadaşlar bakın 2 ay diyorum ama Allah göstermesin bu sakatlığın büyük ciddi oranda sezonu kapatabilir. Harbi söylüyorum sezonu kapatabilir. Yani Fred'de, Ciku'da Adana Demirspor maçında oynasın diye kapatabilir. Hocam burada peki İsmail Kartal'ın suçu ne? Burada İsmail Kartal'ın suçundan bahsedeyim. Arkadaş vücut sürekli oynayarak hazır kalmalısı lazım. Avrupa takımları lan 7 tanelik 6 tanelik rotasyonu yapmıyor. Jesus yapıyordu. İsmail Kartal da yapınca ben size ne dedim? Bir yere kadar herkes destekler. Nereye kadar? Puan kaybına kadar. Puan kaybedildiği anda herkes küfretmeye başlar. Sana ne arkadaş? Niye rotasyon yapıyorsun? Oynat. Oynayarak ritim tutsun falandır. Aktif oynamak diye bir şey var. Ha futbolcu idmanda yorulmuş. Bakın bir idmanda bir maçta sarf ettiği eforun 3'te 1'ini ya da 2'de 1'ini sarf eder. Bu ne demek? Pazar oynayan kişiyi perşembe oynatırsın. Bir de bizim Süper liginde ayrı bir salaklığı var. Onu da konuşacağım. Perşembe oynayanı pazar oynatırsın. Ya da şey, e, pazar oynayanı perşembe oynatırsın. Oynatırsın ama. Aktif kütür kütür oynar. 60'ta çıkarırsın. Bu neye denk gelir? Bir idmandaki sarf edeceği hemen hemen aynı efora denk gelir. 60 dakikada da işi bitirirsin. 5 değişiklik hakkın var. 5 değişiklik. Ya Tadic zaten yürüyerek oynama stili. Ceko zaten baktığın zaman yürüyerek oynuyor dersin stili. Ferdi'yi o değiştirirsin. Ama Avrupa şeyine e, mecbur bunları yazmışsın. Mecbur oynatacaksın. Bak en aslında dinlendirme gereken adam Ferdi o sahiyi. Ne olacak o Mert Müldür oynatsaydın. Hem çocuklar hazır olur hem şey. Kent mesela. Ya maçların son 10 dakikasında al. 15 dakikasında al. 2-0 öndesin. 3-0 öndesin. 5 kişiyi birden değiştir ya. 2-0 öndeyken. Ya 70'te 5 kişiyi değiştir. Oynayan 5 arkadaş şey olur. Hocam öyle ritim bozulur. Tamam 45'te 2 kişiyi değiştir. 2-0, 3-0 önde olduğumuz maçlar vardı. 45'te 2 kişiyi değiştir. Orta sahayı kalabalıklaştır bilmem bir şey. İsmail Kartal'ın hazırlamada sıkıntısı var. Şu anda herkes ciddi bir şekilde şunu söylüyor. Diyor ki takım fizik kondisyon çalışmıyor. Kaleci antrenörümüze bakın ya. CV'sine bakın. Ya bu kadar pahalı kadro kuruluyor. İşte bilmem pendik sahasında maça çıkıyorlar diye biz eleştiriyoruz. E bu kadar pahalı kurulan kadronun kaleci antrenörünün CV'sinde Tokat Spor'dan gelme yazması ne demek? Yani böyle bir durum var. Hakkımız dairesi olsun arkadaşlar. Ama ben şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'ı çok zor bir tercih bekliyor. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Şunu da belirteyim. İnşallah Galatasaray yenilir. Fenerbahçe kazanır. Bakın bu seferde nasıl dönecek taraftarımızın büyük kısmı. Nasıl dönecekler? Bu sene o sene, bu sene o sene diye. Ya bir maçta şampiyonluk kaybedilmez. Ama bir maçta da kazanılmaz. Son maç olmasa dışında. Lütfen bunları unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kanala her türlü desteğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.